Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada gelecek hafta çok önemli adı altında bu hafta için oluşturulmuş habere göz atacağız. Bir bakacağız neymiş ne değilmiş. Önemli olan şeyler üzerinde konuşacağız bu hafta genelinde. Siz de favori kripto paranızın hangisi olduğunu videonun yorumlar bölümünde yazmayı unutmayınız. Şimdi şöyle bir bakalım ne var burada. Piyasalar haftanın ana makro olayından kaynaklanan bir şoktan kaçmayı başardı. Bu ortamda Bitcoin 29 bin dolar civarında sağlam duruyor. Doğrudur. Ayrıca tabi burada daha çok bir önceki verilerden bahsediyor. Tabi bunu inceledikten sonra yapacağımız şey Fed'in faiz kararını aynı zamanda gelecek olan enflasyon verisini konuşacağız, tamam mı? PCA şok edecek bir şey sunmuyor. TradingView'den alınan veriler BTC'nin Bitstamp'te 29 bin dolar civarında dalgalandığını gösteriyor. Haftanın makro olayı olan ABD kişisel tüketim harcamaları endeksi verileri piyasaların halihazırda fiyatlandırdığı rakamlara genel olarak uygun geldi. Bu yüzden Bitcoin için bir performans katalizörü sağlamadı. Finans yorumcusu Ted Talks Makro şu değerlendirmeyi yapıyordu. Trend bizim dostumuz ancak şimdilik çekirdek yapışkan. Aralık ayından bu yana %4,6'da seyrediyor. Son rakamlar genel olarak piyasayı şok edecek bir şey olmadığını gösterdi. Bu doğrudur. Özellikle beklenti dahilinde daha düşük geldi. Tabii bu da güzel bir durum. Ama ben çok alakasız bir noktadan baktıklarını fark ettim burada. Alakasız dememdeki sebep şu tabii büyük de konuşmayayım. Haberin geri kalanını incelemedik ama mesela diyor ki Bitcoin fiyatlamadı çünkü katalizör. Ya arkadaşım sen neyden bahsediyorsun? Yani Bitcoin şu anda 28,5 bin olsa ne olur? Yani 29,5 bin olsa ne olur? Sen şuna baksana. Veriler nasıl geldi? Enflasyonu nasıl etkiler? Enflasyon verisi nasıl alınır? Fed'in faiz kararını nasıl etkiler? Bu kararını, sonraki kararını. Sen buna baksana, sen 3'e 5'e niye bakıyorsun? ABD hisse senetleri açılışta çok az hareket gördü. Bitcoin için Binance emir defteri verileri spot fiyata doğru hareket eden mütevazi teklifli kitlesi gösterdi. Doğal olarak bu da potansiyel oynaklığı sıkıştırdı, doğru. Dikkatler giderek önümüzdeki haftanın makro olaylarına odaklanıyor. Bunların başında ise Federal Rezerv faiz oranı kararı geliyor. Finansal yorum kaynağı The Kobe Isolator konuya ilişkin bir değerlendirme yapıyor. Bu bağlamda analiste göre zaten güçlü olan faiz arttırma ihtimali PCE verisiyle ivme kazandı. Twitter analizinin bir bölümünde şu noktalara dikkat çekiyor. İlginç bir şekilde Haziran ayında 25 bas puanlık bir faiz artırma olasılığı %28'e yükseliyor. Ancak bu yıl en az 2 faiz indirimi bekleniyor. Fed hala bu yıl herhangi bir faiz indirimini desteklediğini söylemedi. Önümüzdeki hafta çok büyük olacak. Haklı ve mantıklı bir yorumdur buradaki yapılan yorum. Birincisi, 2 gün sonra yani ayın 3'ünde 3 Mayıs tarihinde 25 bas puanlık bir faiz artırımı bekliyoruz. Tabii son enflasyon verileri bir noktada emin olmaları lazım ki anlıyorum. Buradaki ana mevzu aslında bankalar bunu kaldırabilir mi, kaldıramaz mı sorusu olacaktır. Fed'e kalsa zaten yapacak. Bankalar şu an son alınan fon doğrultusunda da bunu kaldırabilirler. O yüzden bir parti daha 25 bas puan gelir. Tabii Haziran ayındaki yapılacak hareket için biraz daha alınacak enflasyon verileri de çok önemli olacaktır. İstikrar ne kadar düzgün bir şekilde, düşüş istikrarı kuvvetli bir şekilde gelirse aslında yapılan faiz artışları o kadar geçmişteki faiz artışları işe yarıyor demektir. Dolayısıyla çok agresyona gerek yok. Haziran ayında ben olacağını hiç zannetmiyorum. Kaldı ki beklenti de yüksek değil zaten. Doğru. %28'lik bir faiz artışı var. Kalan yüzdelik dilim %75 dermişim. Şaka yapıyorum tabii ki. Hiç faiz arttırmayacak yönünde. Zaten bu olduğu takdirde piyasada çok ciddi yükselişler göreceğimizi de söylemek isterim. Durum böyle. Tabii bunun haricinde dediğim gibi bankalar kaldırabilir mi? Evet kaldırabilir. Bir 25 bas puan.
FED'e geldiğimiz zaman tabii 2023'te iki parti faiz indirimi yapacaklardır çok büyük bir ihtimalle. Ya da bir parti de yapabilirler 2024'de sarkması da dahil olmak üzere. Onu da söyleyeyim 2024'ün başına ki halving'e denk geliyor şanslıyız. Böyle bir süreç bekliyoruz. Dolayısıyla piyasadaki pozitiflik de buna dayanıyor aslında diyebilirim. İkinci dalganın ilkinden büyük olacağı argümanı da bununla beraber takdir edersiniz ki güç kazanıyor, tamam mı? Böyle bir süreç. Ha, Fed bunu tutup söyleyemez. Yani Powell bunu nasıl söyleyecek ya da Bardır vesaire nasıl söyleyecek? Tutup böyle böyle mi yapacağız diyecek. İstersen adam devlet sırrı falan versin. Adam 5 ay sonra 4 ay sonra faiz indirimi yapacak çıkıp şu an onu söyler mi yani? Akıllıca bir şey mi? CME grubun Fed Watch Tool'a göre %0,25'lik bir faiz artımı bir önceki güne göre %5'lik bir artışla yazının yazıldığı sırada %90'lık bir olasılıkta. Evet. Burada da hareketi gösteriyor zaten. Bitcoin fiyatı kısa vadeli aralığı güçlendiriyor. Bu arada Bitcoin fiyat hareketinde çok az kesinlik var. Bu nedenle traderlar uzun vadeli eğilime odaklandı. Analist Jill büyük düşüşlerin önleneceğinden zaten emin. Bu nedenle analist BTC için 29 bin dolar işaretinin hemen altına kadar olası bir yavaş kanama ile yeni işlem aralığını işaret etti. Şu an zaten bir şey var biliyorsunuz aylık kapanış yeni geldi ama bakınız bir hacimde artış olmasına rağmen yeterli mi? Tabii ki değil. Şu anda Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Bu arada popüler trader ve analist Drake Capital geçen yılki düşüş eğiliminin sona erdiğini teyit etmek için tarihsel yükseliş eğilimlerinin potansiyel bir tekrarını göz önünde bulundurarak daha da yakınlaştırıyor. Analist buradan hareketle şunları söyledi. Bitcoin düşüş trendini çoktan kırdı. Şimdiki her şey yeni yükseliş trendini sürdürmekle ilgili. Kesinlikle katılıyorum. Asıl soru bir yeniden teste ihtiyaç olup olmadığı. Ancak tarih orta ve uzun vadeli görünümü yükseliş yönünde olduğunu gösteriyor. Test her zaman olur. Rekt Capital, sen bu piyasada epeydir olan bir insansın. Senin de bunu bilmen gerekiyor. Her zaman test olur, olacaktır, olmuştur. Dümdüz bir yükseliş yoktur. Size şöyle açıp bir şey göstereyim. Bakın geçmişe dair. Şöyle bakın geçmişte ne olmuş? Bak. Şöyle. Gösteriyorum bak. Ne oluyor? Yükseliyor, çatır çatır düşüyor. İki çık bir düş hareketi yapıyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ya durumlar dediğim gibi her neyse çok da uzatmayayım. Durumlar da genel olarak böyledir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.